Bu dersimizde ise use effect nedir ve hangi amaçla kullanılır öğrenelim. Şimdi bizim React hookları kullanmamızdaki amaç tabi sınıfları biz şu anda function component olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise state hook'tan sonra use effect ismindeki hook bilgisi. Şimdi biz tabi gelip ilk başta burada uygulamayı yapmadan önce şuraya yorum satırı yapalım. Ve ilk başta class komponent üzerinde biz daha önceden gelip yüz efektin bize sağlayacağı yararı burada konuşalım. İlk olarak gelip şöyle constructor'ın altında şöyle gelerek bir component did mount isimli bir metot oluşturalım ve bu metot daha önceden hatırlarsınız ki component oluşturulduğunda çalıştırılan bir özellikti. Gelip hatta şöyle console.log diyerek şöyle component did mount diyelim bu şekilde biz bunu şöyle hatta birleşik olarak yazalım ve tabii state hook'un çalışması için de web config'te bir ayarlama yapalım. Gelip buradan şöyle index.js değil de burada examples'ın altındaki şöyle state hook'u çağıralım ve gelip buradan şöyle uygulamayı durduralım ve tekrar çalıştıralım. Şöyle sağ tıklayalım buradan inceleyelim. Ve buradan şöyle konsolu baktığımızda component is not found bakalım buradan. Şöyle app şöyle Tabi burayı da silelim. Şöyle komponent ismine de bakalım. Hep komponent. Tabii ki şuradan komponent özelliğini buraya alıyor olmamız gerekiyor. Bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bu şekilde karşımıza gelir. Ve biz gelip buradan şöyle artı bir dediğimiz zaman buton bilgisi burada arttırılır. Text bilgisini arttırır. Ve burada dikkat etmemiz gereken komponent mount'un uygulama çalıştığı anda bir kere çalışıyor olması. Gelip ben uygulamayı şöyle çalıştırdığım anda Gördüğünüz gibi component did mount. Hatta şurayı yenileyeyim. Yenilediğimiz zaman component did mount çalışır. Ve bunun haricinde tabii component did mount'tan sonra şöyle component did update isminde bir metodumuz var. Şöyle component did update diyelim. Bu da set içerisinde bulunan herhangi bir bilginin güncellendiği anda tetiklenen bir metottu. Şöyle kaydedelim ve buradan şöyle butona tıkladığımız anda bakın component did update metodu çalışıyor. Yani component did mount, component oluşturulduğunda constructor'dan sonra çalıştırılan bir metot. Ancak update metodu ise component içerisinde tanımlanan state bilgisi içerisinde herhangi bir bilginin değiştirildiği anda burada tetiklenen bir metot. Peki şimdi biz bu özelliği yani buradaki mount metotlarını biz gelip function component'e kullanmak istiyoruz. Amacımız bu. Dolayısıyla gelip buradan şöyle ilk başta bunları yorum satırı yapalım. Ve aşağıya gelelim. Buradaki function Component'i şöyle açalım. Ve buradan bunu çalıştırdığımızdan da şöyle buradan da use state'i yukarıda Component yerine alıyor olmamız gerekiyor. Şöyle Component diyelim kaydedelim, kaydedelim. Kaydettiğimiz anda uygulamamız çalışır. Peki gelip bu halde biz şimdi şöyle use effect özelliğini kullanalım. İlk olarak buradan şöyle use state'i kullandık. State bilgisini tanımlamak için. Ayrıca gelip buradan şöyle use effect ismindeki Fonksiyon bilgisini burada tanımlayacağız ve aşağı gelip komponent içerisinde artık şöyle yüz efekt diyeceğiz ve yüz efekt içerisinde ise bir fonksiyon tanımlayacağız. Burada fonksiyon burada şöyle bir callback fonksiyonu olabilir. Şöyle callback fonksiyon içerisinde şöyle konsol nokta log diyelim ve buradan şöyle yüz efekt tekstini burada yazalım ve gelip bunu şöyle kaydettiğimiz anda gördüğünüz gibi yüz efekt buraya gelir ve hatta biz buradan state içerisinde bulunan herhangi bir bilgi değiştirdiğimizde de yüz efektin burada değiştirileceğini ve tekrar tabii ki değiştirmek derken burada tekrar konsolda yazdıracağını göreceğiz. Bunun artı bir dediğimiz zaman bakın her bir butona tıkladığımızda yüz efek gelir. Hatta gelip buradan text bilgisini değiştireceğiz ve text bilgisi de tabii use state içerisinde yani component state içerisinde olan bir bilgi ve gelip ben buradan her bir karakter yazdığımda da gördüğünüz gibi use effect metodu burada teksti burada konsola tekrar yazdırılıyor. Yani özetle ben buradan ne anlıyorum? Use efekti burada kullandığım zaman buradan şöyle component dit mount'u aslında kullanmış oluyorum ve ayrıca şöyle component did update metodunu burada kullanmış oluyorum. Yani ilk başta use efektin component çalıştığı anda bunu kaydedelim. Şöyle kaydettiğimiz anda use effect çağrılıyor ve bizim buradaki component did mount'a karşılık geliyor ve update ise Herhangi bir set bilgisinin burada değiştirmesiyle alakalıydı ve biz gelip buradan herhangi bir bilgi burada değiştiriyoruz. Örneğin artı bir diyoruz, bakın yüz efekt tekrar eksi bir diyoruz, bakın yüz efekt tekrar ya da gelip buradan bir karakter yazdığımızda da buradaki bilgiyi gördüğünüz gibi yüz efekt tekrar yazdırılıyor. Yani buradan anlıyoruz ki yüz efekt componentDidMount ve componentDidUpdate metodunun function componentte görevini üstleniyor. Peki o halde gir buraya şöyle use effect yazmak yerine gelip buradan şöyle component did mount ve gelip şöyle bir tire ekleyerek de burada component did update diyebiliriz. Peki gelip buradan ben farklı bir use efekt daha orada kullanabilirim. Şöyle use effect diyerek gene bir içerisine bir callback fonksiyonu yazalım ve bu fonksiyon içerisinde ise şöyle console.log diyerek burada sadece ben component did mount yazmak istiyorum. Yani buradaki amacım bu metodun sadece component did mount, yani component oluşturulduğunda çalışması istiyorum. Eğer bunu çalıştırırsak tabii ki component did mount üstteki metottan sırayla zaten ekrana yazdırılır ve alttaki de gördüğünüz gibi component did mount da sonuçta burada birleşim iki metodun yaptığı işlemi yazıyor. Bu geri burada ikincisinde yazar ve geri buradan herhangi bir bilgi değiştirdiğiniz zaman gene burada yazılan bilgiler bakın burada aşağıda tekrar tekrarlanır. Gene artı bir dediğimiz zaman bakın bu şekilde tekrarlanır ya da text yazdığı zaman da bu bilgiler tekrar tekrarlanır. Ancak ben gelip dediğim gibi sadece component did mount olduğunda buradaki yazının yazmasını istiyorum. Bu durumda gelip burada şöyle virgül dedikten sonra şöyle bir köşeli parantez açar kapatırım ve buraya Depends deniyor yani buradan yüz efektin Depends yani hangi durumda çalıştırılacağını burada belirtmiş oluyorsunuz eğer ben köşeli parantezi burada açıp kapatırsam ve bunu Kaydedersem kaydettiğim anda bakın ilk başta komponent did mount yani component yüklendiğinde gördüğünüz gibi iki satırdaki konsol log bilgileri de ekrana yazdırıldı. Ancak geri burada bir fark olacak. Ben artı bir dediğim zaman bakın sadece aşağıdaki yazdır. Neden? Çünkü köşeli parantez göndermedim burada ve sadece burada console log ifadesi yazdı ancak ilki yazmadım. Buradan ne anlıyorum? Buradaki sadece komponent did mount'un karşılığı olmuş oluyor. Yani ben komponent çalıştığı anda sadece bir kere çalışsın ancak ilgili state içerisinde bulunan herhangi bir özelliği değiştirdiğimde çalışmasını istemiyorsam sadece komponent yüklendiğinde çalışmasını istiyorsam ikinci parametre olarak burada köşeli parantezler gönderebilirim. Peki şimdi biz buradan uygulamaya baktığımızda gelip buradan ilk başta yüklendi tabi did mount ve update çalıştırılıyor ve gelip buradan state mix'ini değiştirdiğimiz anda da bakın tekrar çalıştırılıyor ve ayrıca gelip buradan Component içerisinde bulunan ikinci state bilgisi olan count'tan başka text de var. Gelip herhangi bir text yazdığınızda da bu bilgi tekrarlanıyor. Ancak ben gelip buradaki update metodunu sadece bulunan state içerisinde bulunan sadece tek bir özellik için oluşturmasını istiyorsam gelip buradan tekrar bir use effect buraya alırım. Ve burada ise şöyle component şöyle şunu bir geri alalım ve sadece bunun count için çalıştırılması istiyorsam gelip buradan şöyle bir count yazarım gelip buradan da şöyle count yazarım bunu sadece count için çalışması için gelip buradan köşeli parantezler içerisinde burada count yazacaksınız count yazdığınızda ve bunu kaydettiğiniz anda Bakın ilk başta count bilgisi yazar ve gelip buradan artı e bastığınız anda count bilgisi bakın tekrar yazar. Ancak gelip buradan bir text yazdığınızda site içerisinde bulunan count için biz bu yüz efekti kullanıyoruz. Gelip bir text yazdığınız anda bakın count burada tekrarlamaz gördüğünüz gibi. Buradaki sadece alttaki kısım yazar. Neden? Çünkü burada bir dependency yazmadık. Bütün property'ler burada kaç tane property varsa bu property'lerden yani buradaki state bilgilerinden hangisi değişti de değişsin aşağıdaki metot çağrılır. Ancak burada sadece count için bu bilgiyi yapmış Ya da sadece text için bu bilgiyi yapmak istersek gelip burada şöyle text diyebiliriz. Ve buradan da Şöyle ikinci parametre olarak gelip buradan şöyle text bilgisini göndeririz. Ve gelip buraya da şöyle text yazalım ve bunu kaydedelim. Kaydettikten text bilgisini burada görürüz. Ve buradan text bilgisini değiştirmeye kalktığımızda bakın text bilgisi değişir ancak count bilgisi gelmez. Buradan artı birine bastığımız zaman count bilgisi gelir. Burada da text bilgisi gelmez. Burada sadece hangi özellikleri için bunları aktif edilsin bunları da belirtebiliyoruz. Peki şimdi ise basit bir örnek yapalım ve daha sonraki dersimizde ise uygulamamızda yani GitHub Finder uygulamamızda yüz efekti nasıl kullanıyoruz bunları göreceğiz. Şimdi gelip örneğin buradan tanımlamış olduğumuz şu uygulamayı tekrar çalıştırdığımızda burada tanımlamış olan default bilgi 5 bilgisi burada geliyor. Ya da buradan şöyle deneme bilgisi vardı ve gayet imzamlı deneme bilgisi buraya geliyor. Peki ben gelip buradan örneğin 5 bilgisini Logo Store içerisinde saklamak istiyorum. Logo Store içerisinde bu bilgi saklamak için yüz efekti nasıl kullanıyoruz? Buna bakalım. İlk başta count bilgisini sakladığımızı farz edelim. Bu count bilgisi nerede saklanacak? Buradan şöyle geçin içerisinden buradan bakabileceğiz bunlara. Şu an burası boş gördüğünüz gibi ve buradan şöyle ilk başta komponent yüklendiği zaman biz count bilgisini ilk başta alalım. İlk başta uygulama çalıştığı anda, komponent ilk yüklendiği anda count bilgisini biz tabii şu anda saklamadık ancak sakladığımızı farz ederek biz bu bilgiyi almaya çalışalım. Bunun için uygulamanın ilk çalıştığı anda gördüğünüz gibi ikinci parametre olarak köşeli parantez gönderiyoruz ve komponent did mount'un burada karşılığı oluyor. Dolayısıyla gelip buradan şöyle hatta burası yazsın ve ben gelip buradan şöyle const diyerek şöyle count data diyeyim. Örneğin count bilgisi saklamış olduğumuz count bilgisini almaya çalışalım. Bu nereden alacağız? Local storage içerisindeki get item metodu aracılığıyla gelip biz örneğin local storage'da da count bilgisini saklamak için örneğin count bilgisini count değişkenini daha önceden verdiğimizi farz edelim. Ve buradan gelen count bilgisini ise gerçekten varsa yani bu bilgi bana null değerini eğer döndürmüyorsa ki get item bize ilk başta gördüğünüz gibi string bir bilgi getirecek ve string bilginin olup olmadığını yani burada undefined'e sahip olup olmadığını buradan kontrol edebilirim ve eğer count data eğer undefined eğer değilse bu durumda set count diyerek count bilgisini yani uygulama içerisinde bulunan count özelliğini biz burada set edebiliriz. Bunu neyle set edeceğiz? Count data ile. Ancak count data tabi ki bize gelecek olan bir string değer ancak biz bunu uygulama içerisinde number olarak kullanıyoruz. Baktığımızda bakın buradan bir sonuçta count bilgisi. Bakın buradan count buradan gönderdiğimiz count number bilgisi olduğu için count'a biz bu şekilde number bilgi gönderiyoruz olsa gir buradan almış olduğumuz bilgi şöyle number'a çevirin. Peki gayet güzel. Daha sonra yukarıya gelelim ve biz bunu props içerisinden tabii ki alıyoruz ilk başta. Ancak props içerisinde bilgi varsa sonuçta buraya geliyor. Ancak locus storage içerisinde eğer count bilgisi varsa da biz bu count bilgisini uygulama ilk yüklendiği zaman component mount olduğu zaman biz bu bilgiyi alıp locus storage içerisinden alıp set count aracılığıyla ilgili count bilgisi içerisine bu şekilde aktarıyoruz. Peki biz bunu tabii güncellememiz gerekiyor. Peki nasıl güncelleyeceğiz bunu? Gene use effect içerisinden ancak hangi use effect? Count için. Yani count bilgisi değiştirildiği anda çalıştırılacak olan bir metot. O da sıra burada gelerek buradan şöyle local storage içerisinde bir güncelleme olduğu anda bilgiyi set item aracılığıyla atabiliriz. Şöyle count diyelim. Count bilgisi içerisine ise hangi bilgi atacağız? Şu anda state içerisinde hangi count bilgisi varsa o count bilgisini biz local store içerisinde oluşturacak olduğumuz count alanının içerisine bu şekilde set etmiş oluyoruz. Buradaki set işlemi ne zaman çalışacak? Ne zaman count bilgisi üzerine bir güncelleme yapacağız? O zaman buradaki local store set item çalışacak ve count'un son bilgisi ilgili store içerisine aktarılacak. Peki geri buradan şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda uygulama ilk yüklenir ve ilk yüklendiği zaman tabii ki burada 5 bilgisi bakın direkt count içerisinde 5 olarak aktarılıyor. Burası dediğimiz gibi hem uygulama ilk çalıştığında hem de count üzerine bir güncelleme yapıldığında şu anda uygulama ilk çalıştığında Burası çalıştı ve set item ile count bilgisi içerisinde count değerini atadı. Count değeri şu anda ne? İlk başta biz 5 bilgisini gönderdik. Dolayısıyla store içerisinde 5 bilgisini burada attı. Peki biz gelip buradan bir güncelleme yapmak istediğimiz zaman artı 1 eksi 1'e bastığımızda ne yapması gerekiyor? Buradaki bilginin artıyor olması gerekiyor. Şöyle artı diyelim bakın direkt artı altı bilg bilgisi burada atar. Gördüğünüz gibi direkt update edildiği için buradan update edildiği için bilgi direkt count içerisine aktarılıyor. Ancak biz buradaki işlemi sırladık. Eğer geri buradan deneme bilgisi içerisinde yani text bilgisi içerisinde bir bilgi yazarsak buradaki count bilgisine ilgilenmez. Sadece count için bu işlemi yapmış oluyoruz. Aynı şekilde text bilgisi içinde bir güncelleme yapmak istiyorsak bu durumda ilgili metod içerisine bu işlemi yapabiliriz ve buradan component did mount ve component did update ve sadece text için çalışan bir metod olmuş oluyor. Peki bu dersimizde react Hook'lardan use efekt nedir ve ne için kullanılır öğrendik. Bir sonraki dersimizde öğrenmiş olduğumuz bu bilgileri kitap finder uygulamamızda uygulayalım.